Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz şerit poğaça tarifi. Çok güzel bir poğaça tarifim var bugün sizlere. Tamamen bana ait bir tarif. Yumuşacık, yemeğe doyamayacaksınız. Şeklini de gururla ikram edeceksiniz. Hemen tarifin yapımına geçelim. El yakmayacak sıcaklıkta 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı ılık su var. 1 adet yumurta beyazı var. Sarısını üzerine kullanıyorum. 3 tatlı kaşığı toz şeker var. Malzeme listemde 1 paket toz maya var. Instant maya. Bunları karıştırma kabına ilave ettikten sonra çırpma teliyle karıştırıyorum. Daha sonra eritilmiş 50 gram tereyağı, un ve tuzu ilave edeceğim. Tereyağı da sıcak olmasın, mayayı pişirmesin, eritip ılıtılmış olsun. 3 su bardağı un var, silme dolu, çok tepeleme dolu değil. 1 çay bardağı tuz var. Bunları ilave ettikten sonra hamuru kontrollü bir şekilde yoğuruyorum. Una göre değişebilir, doldurma şeklinize göre değişebilir. Gerekirse biraz su ilave edebilirsiniz, gerekirse biraz un ilave edebilirsiniz. Ama birebir uyguladığınızda çok güzel bir sonuç alacaksınız. Şu anki yoğurdum hamur miktarını, yumuşaklığını elde edelim. Karıştırma kabını bırakana kadar devamlı yoğuralım. Gördüğünüz gibi ele de yapışmayı bıraktı. Yumuşak bir hamur yaptıktan sonra üzerini kapatalım. Hava almayacak şekilde, rüzgar olmayan bir ortamda, oda sıcaklığında 1 saat mayalandıralım. 1 saatin sonunda gördüğünüz gibi hamur 3 katına kadar çıktı. Hamuru güzelce karıştırıyorum. Daha sonra tezgaha alacağız, şeklini vereceğiz. Tezgaha hafifçe yağ sürüyorum. Tezgah çok geniş değilse hamuru ikiye bölebilirsiniz. Bu arada kanalımda çok güzel poğaça tarifleri var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen desteğiniz benim için çok önemli. Siz de benim gibi poğaça tariflerini çok seviyorsanız poğaça tarifleri oynatma listesini ziyaret edin. Çok güzel tarifler var içinde. Hamuru ikiye bölüp yuvarladıktan sonra şöyle elimle açıyorum. O kadar güzel mayalanmış ki içinde hava kabarcıklarını görebiliyorum. Elimle büyütmeye çalıştığımda o puf puf seslerini duyuyorum. Çok güzel bir poğaça olacağı şimdiden belli. Siz de hamuru yaptığınızda bunu göreceksiniz. Yarım santim kalınlığında açıyorum. Şöyle bıçak sırtı gibi bir kalınlığı olsun. Yufka gibi ince olmasın. Çok da kalın olmasın. O incelikte bir hamur açalım. Daha sonra bunu kesip şeklini vereceğiz. Şeklini ilk defa benim kanalımda göreceksiniz. Tamamen bana ait bir tarif. Her yerini eşit şekilde açalım hamuru. Şöyle kenarlarındaki kalınlık da gitsin diye oklavayı biraz da kenarlarında gezdiriyorum. Çok kolay açıldı zaten. Hamur açarken videoyu hiç kesmedim. Su bardağından birazcık daha geniş bir ağzı olan kaseyle kesiyorum hamuru. Kurabiye kalıplarıyla falan da kesebilirsiniz. Bu kestiğimiz yuvarlakların 5 tanesinden 2 tane poğaça çıkacak. Üst üste getireceğiz. Kenarlarındaki hamuru topluyorum. Tekrar şekil vereceğiz biraz sonra bunlara. Beş tanesini üst üste koyduktan sonra kesme aparatıyla kesiyorum. Kenarlarını birleştiriyorum. Bu gördüğünüz şekli veriyorum. Çok güzel bir şekli var. Hamuru da zaten yumuşacık oluyor.
Gördüğünüz gibi yapımı da çok pratik. Hafifçe yağlanmış tepsiye poğaçalarımı diziyorum. Üzerini kapatıp rüzgar almayan oda sıcaklığında 30 dakika tepside mayalandırıyorum. Gördüğünüz gibi 30 dakika mayalandıktan sonra tepsiyi doldurdu. Beyazını içine koyduğum yumurtanın sarısını da üzerine sürüyorum. Bu arada fırını da önceden açtım, ısıttım. 170 derecede pişiriyoruz. Biz üzerine yumurtasını sürüp susamını serpene kadar fırının iç duvarları da ısınmış olacak böylelikle. Önceden ısıtılmış fırında alt üstü kızarana kadar 20 dakika pişiriyoruz. Benim fırınımda 20 dakikada üzeri de çok güzel bir şekilde kızardı. Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı çıkana kadar üzerini kapattım. Daha sonra hemen henüz soğumadan size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Misafir davetlerine falan gururla ikram edebilirsiniz. Çocuklarınıza servis edebilirsiniz. Yumuşacık oldu. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarifimi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen şöyle koparıp dokusunu da size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi de tel tel olmuş. İçi de çok güzel bir şekilde pişti, yumuşacık oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.